Herkese merhaba. Bugün Romatem Fizik Tedavi Hastanesi Fulya Kliniği'ndeyiz. Ben fizyoterapist Ali Menoğlu. Konuğumuz Dünya ve Avrupa Muay Thai Şampiyonu Buğra Tugay Erdoğan. Buğra'yla yaşadığı sakatlık, tedavi süreci ve tedavi sürecinden sonra çıktığı maç hakkında ve kazandığı, bizi gururlandırdığı maç hakkında bir sohbetimiz olacak. Buğra hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. İyiyim ben de. Sakatlık sürecinde istersen sohbetimize başlayalım. İlk sakatlığı yaşadın, sonra tedavi sürecine başladık. O zamanı bir konuşalım seninle. Aslında benim sakatlığım çok daha öncesinde olmuştu. Gerçi biliyorsunuz siz de. Bu sakatlığı yaşadıktan sonra ben kısa bir dinlendim. Tedavi süreci olmadı. Ardından bir tane daha maça çıktım. Ondan sonra o çıktığım maç beni çok daha kötü sakatladı. Ondan sonra Romatem'le ve Ali Hoca ile tanıştık. O yüzden bu süreci yaşamış olmam tedavi sürecini benim çok daha zorlaştırdı. Sakatlığın üstüne tekrar bir sakatlığın olması bizim tedavi sürecimizi çok daha zorlaştırdı. Biz de bunu bilerek uzun bir ara vermek durumunda kaldık. Yaklaşık korona ile beraber maçların iptal olması ve sakatlık sürecinde ben 2 yıl kadar ringlerden uzak kaldım. Bu süreçte tedaviye tamamen odaklandım. Tedavi dışında artık hani bu kolumu dinlendirmem gerekiyorsa bu kolumla market poşeti bile taşımadım. Hani bir 6 ay çok aşırı derecede yoğun bir şekilde tedaviye odaklandık. Ondan sonra kademeli olarak antrenman tempomuzu arttırarak bir takım da yavaş yavaş da şeylerde fizyoterapideki sıklığımızı azaltarak antrenmanlarımızı arttırmaya başladık. Şu anda bir 6 aydır %100'üme yakın derecede antrenman yapıyorum. Hiçbir şekilde beni etkilemiyor ve en son da maçta da Ali Hoca ile beraberdik. Orada maçımızı kazandık. Hani çok şükür orada bir sakatlık. En çok korktuğum şey maçı kazanmaktan ziyade sakatlığımın nüksetmesiydi. Ve kolumdan yana hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Böyle bu tedavi sürecinde en sondaki galibiyetle beraber çok güzel sonlandırmış olduk. Tebrik ederiz. Sağ olun hocam. Buğra aslında birçok sporcunun yaptığı yanlışlardan bir tanesini o da yapmış. Sakatlığın üstüne tedavi almadan tekrar yüklenme ya da tekrar maça çıkma ya da tekrar aynı tempoda antrenman yapma sakatlığını daha ileri boyuta taşınmasına sebep oluyor. Evet, bize geldiğinde basit bir sakatlık gibi durmuyordu. O yüzden yoğun bir tedavi programına başladık. İçinde elektroterapinin, lazerin, manyetik alanın, egzersizin kapsamlı bir tedavi programı planladık ve uyguladık. O süre zarfında da Buğra disiplinli bir şekilde, bu çok önemlidir fizik tedavide, disiplinli bir şekilde tedavilere devam etmek ve bizim önerilerimizi uygulamak, kısıtlamalarımıza uymak. Onların hepsini yerine getirdi. Sonrasında fizik tedavinin ilerleyen süreçlerinde antrenmanlarına kademeli olarak başlamıştı. Aslında hani ben maçı kazanacağına emindim. Kendi de performansını üst düzeylere getirmişti sonradan yaptığı antrenman programlarıyla. Galibiyet bizim için sürpriz olmadı aslında. Aslında hocam bu sakatlık sonrası aradaki o boşluk hem benim antrenman olan açlığımı da arttırdı. Bir yandan da mağlubiyet ihtimalini en aza indirmek için hayatımdaki en iyi hazırlık sürecinden geçtiğimi söyleyebilirim ben de. Ama yine de o 2 yılın vermiş olduğu bir boşluktan dolayı ister istemez bir endişe oluyordu. Ama bunu tabii ki antrenmanla, verimli çalışmayla, doğru çalışmayla en aza indirmeyi başardık. Şimdi bundan sonraki süreçte Buğra'yla koruyucu rehabilitasyon tedavisine devam edeceğiz. Yani bu şu demek oluyor, aslında Buğra antrenmanlarına devam edecek. Ama biz ara ara sakatlanma riskini, tekrardan sakatlanma riskini azaltmak için tekrardan fizik tedavi uygulamaları yapacağız. Tabii ki sakatlık tedavisi yapıyor gibi çok sık olmayacak bu tedavi programı. Ama yine de kontrol altında olacak kasları, eklemleri fizik tedaviyle, sporcu rehabilitasyonuyla daha güvende olacak. Hocam siz de hatırlarsınız, ben kolum için, sakatlığım için, dirseğimdeki sakatlık için ilk geldiğim zaman siz bir dirseğimi muayene ettikten sonra genel bir vücut taraması da yapmıştınız. O zaman benim vücudumda esneklik kaybım olduğunu söylemiştiniz ve ben de zaten bunun farkındaydım. Sadece profesyonel bir gözle bakılması
benim bunun ciddiyetini kavramama sebep oldu. Kolumdaki, dirseğimdeki sakatlığın tedavisiyle beraber ben aynı zamanda vücudumdaki esneklik kaybını da gidermeye odaklandım. Hatta bunu giderdiğimizi düşünüyorum. Genel olarak vücudumdaki kas dengesizliklerini tespit ettik. Bunlara yönelik çalışmalar yaptık. Ve çok da tedavimin dışında genel olarak spor performansımı arttıracak, sakatlık riskimi en azından indirecek şekilde güzel çalışmalar yaptık ve gayet de olumlu sonuçlar aldık. Bu yüzden yani şu anda şunu anladım. Spor rehabilitasyonu aslında sakatlık öncesi çok daha önemli bir şey. Çünkü hem sporcunun zamanı açısından, çünkü sakatlandıktan sonraki oradaki zaman kaybı sporcu için çok önemli. Hani bir sporcunun belki en verimli çağında gelecek sakatlık, onun spor hayatını bitirmese bile en çıkabileceği üst seviyelere çıkmasını kesinlikle engeller ya da yavaşlatır. Bu yüzden ayrıca bir de şey olayı da var. Bazı sakatlıklar iyileşse bile hep vücutta kalıcı hasarlar bırakabiliyor, küçük de olsa. Bu yüzden spor öncesi rehabilitasyonu çok verimli bir şekilde uygulamak lazım, özellikle sporcular. Dediğin gibi sporcu rehabilitasyonunda sadece sakatlık sonrası olduğunu düşünmek yanlış bu olayın. Sakatlık öncesi, yani koruyucu amaçlı da bir tedavi programı uygulanabilir. Performans arttırmaya yönelik bir tedavi programı uygulanabilir. Ya da büyük sakatlıklarda, cerrahi gerektiren sakatlıklarda cerrahi sonrası normale dönüş ve normale dönüş, spora dönüş ve maça çıkmaya hazır olma süreçlerini kapsayan yine bir tedavi programı uygulanabilir. Ya sporcu rehabilitasyonu bir sporcu için o kadar önemli ki, düzgün bir tedavi almadığı zaman sporcu spor hayatı bitebilir. Ya bu basit bir şey değil. Yani ağrıyordu, ağrının geçmesi gibi bir şey değil sporcunun tedavisi. Sedanter yaşayan bireye göre çok farklı oluyor. Evet, ağrısı, ödemi, eklem hareket kısıtlılığı, bunlar tabii ki göz önünde bulunduruluyor ama bunların geçmesi spora dönüşe yetmiyor. O kişinin yaptığı spora özgü bir antrenman programı da tedavinin içine giriyor ve sporunu devam ettirebilmesi, performansını arttırabilmesi ya da başarılar kazanabilmesi için aslında bu sporcu rehabilitasyonunu çok çok ön plana alması gerekebiliyor sporcunun. Hocam siz de her zaman söylemişsiniz, sporcular için %1'lik bir performans artışı bile çok önemli. Mesela ben ilk sakatlandığım anda veya sakatlığımı tedavi sürecimin ortalarındayken ufak bir ağrıyla bile çok, mesela normal bir insanın kaldıramayacağı ağırlıklarla çalışabiliyordum veya şiddetli yumruklar atabiliyordum. Ama sabırlı olup tedavi sürecini sonlandırmayı bilmek çok önemli. Mesela ben oradaki o ağrıyla beraber antrenmanlarıma devam edebilirdim. Ama bir önceki ağrımda, mesela o sakatlığımda maça çıktığım için çok daha kötü oldu. Ama şimdi tedavi sürecini sonlandırmadan yaptığımız hareketler de bizi çok daha olumsuz etkileyebiliyor. Ve tedavi sürecini de başarılı sonlandırırsak, mesela dediğiniz gibi uzmanların ikazlarına uyarsak, yapmaması, aslında sizin yapmanız gerekenlerden ziyade yaptırmamanız gerekenler daha zor. Mesela siz diyorsunuz şu hareketi yapın, bu hareketi yapın, bunlar size faydalı. Bunları yapmak güzel ama asıl zoru olan sizin yapmayın dediklerinizi yapmamak. Hani mesela bir sporcu için antrenman yapma demek çok zor bir şey veya o bölgeni kullanma demek çok zor bir şey. Ama burada sporcuların birazcık da hocalarına, fizyoterapistlerine önem vermesi gerekiyor, dinlemesi gerekiyor. Ben bundan ilk başta zorlanarak da olsa buna alıştım. Şu anda sakatlığımızı çok şükür atlattık. Şimdi sakatlık sürecinde, hani Türkiye'de meşhur bir laf var, çivi çiviyi söker. O sakatlık sürecinde geçerli bir laf değil. Çivi çiviyi söker mantığıyla gidersek sakatlığın üstüne daha da o problemi daha da arttırarak gideriz. Bu durumda tedavi süreci uzar ya da geri dönüşü olmayan zararlar verebiliriz kendimize. Bunu sporcuların aslında bu mantığı kendine oturtmaları lazım. Sakatlık anında üstüne gitmek, yani zorlayarak gidilmez. O dokuya saygı göstermek gerekiyor. Doku iyileşecek, ondan sonra antrenmanlar yapılacak, ondan sonra yüklemeler, kuvvet antrenmanları ya da hani diğer performans arttırıcı antrenmanlar yapacak. Ama Türkiye'de birazcık o bilinç farklı çalışıyor. Sakatlık varsa bir şey olmaz, devam et, üstüne git, üstüne git. Bu sefer sakatlığın boyutu daha da büyüyor.
Biz bunu seninle iyi planladık ve uyguladık diye düşünüyorum. O süreçte evet bizim kısıtlamalarımız vardı. Belki başta zor geldi ama uydun kısıtlamalarımıza. Sonucunu da yani başarı olarak maçtaki performansında taçlandırdın. Sporcu rehabilitasyonunda sadece tedavi olarak düşünmemek gerekiyor. Sporcunun psikolojik açıdan da hazırlanması gerekli. Çünkü uzun bir sakatlıktan çıktıktan sonra antrenmanlara başlayabilmek, o korkuyu üzerinden atabilmek, sakatlığın tekrarlanmaması için planlı programını yapmak ve bunu sporcuya anlatabilmek, sporcunun kafasından merak etme artık iyisin, yüklenmelere başlayabiliriz ya da artık hazırsın, maça çıkabilirsin düşüncesini yerleştirmek de gerekiyor. Yani sadece fizik tedavi değil, diğer aslında şeyleri de, hatta bunların içine beslenmeni ve uyku düzenini, günlük yaşamını da planlamak gerekiyor. Böyle bir süreç yaşadık Uğur'la. Umarım bundan sonraki süreçte sakatlık tedavisi değil de koruyucu amaçlı tedavilerle devam ederiz.